Rüzgarla ilgili bir örnek vermiştik. Yani örnek soruda Samsun açıklarında esen karayel rüzgarı diye ve burada rüzgar akıntısının set ve driftini hesaplamamız sorulmuştu. Farklı bir şekilde de sorulabilir. Yani rüzgar akıntısının seti ve drifti verilip ana rüzgarın set ve drifti ya da geldiği yön ve hızı sorulabilir. Buna bir örnek yapalım. Sorumuz şu. Samsun açıklarında tespit edilen 155 derece yönüne 1 knot şiddetindeki rüzgar akıntısını oluşturan rüzgarın yönü ve hızı nedir? İşte böyle bir soru sorulduğunda biz çözümü şöyle yapıyoruz. Bir kere gene artı işaretini çiziyoruz. Yani dünyaya karşıdan bakıyoruz. Ekvator, kuzey ve güney hakiki yönleri. Bize verdiği bilgi şu. Samsun açıklarında demek ki sahile yakın. Dolayısıyla Samsun'da kuzey yarımkürede olduğu için 20 derece sapan bir rüzgardan bahsediyor. Yani 155 yönüne deniz yüzeyinde oluşan bir rüzgar akıntısının yönünden bahsediyor. Demek ki bu 20 derece sapmış. Coriolis kuvveti olmasaydı, yani 20 derece sapmasaydı, normal şartlarda bu rüzgar 135 yönüne gidiyor olacaktı. İşte ayrıntı burada. Tümden gelim gibi sorulan bu soruda biz sapmasaydı gideceği yönü bulup bu gideceği yöne göre nereden gelebilirdi? Nereden gelebiliyor? 315 derece, yani tam 135'in 180 derece tersi karayel rüzgarı, yani kuzeybatı, northwest. Bu cevaplarda kuzeybatı, northwest, 315 ya da karayel olarak da sorulabilir. Ya da pardon, cevaplar o şekilde verilebilir. Bu nedenle bir önceki videoda bahsettiğimi tekrarlayayım. Ana ve ara yön rüzgarları, ki 4 tane ana yön, kuzey, yıldız 0 dereceden gelir, güney 180 dereceden gelir, kıble, doğu 0-90 dereceden gelir, gün doğusu 270 gün batısı olarak ana yön, 0-45 dereceden gelen kuzeydoğu rüzgarı north east Poyraz, 135 dereceden gelen keşişleme rüzgarı south east yani güneydoğu, güney batı rüzgarı Lodos yönünden gelir 225 derece, south west olarak ana ve ara yönlerin ismini, İngilizce ve Türkçe geldiği yön kısaltmalarını ve açılarını bilmemiz lazım. İşte 315 dereceden gelen rüzgar normal şartlarda 135'e giderdi ama 20 derece sapmış, 155'e gittiği ve dolayısıyla 155'e giden bu rüzgarın geliş yönü 315 ya da karayel ya da kuzeybatı ya da northwest olarak yazılabilir. Geldiği yön bu. Rüzgarın geldiği yönü set olarak söyleyemeyiz. Geldiği yön set olarak söylenmez. Gittiği yön akıntıda da öyle, set olarak söylenir. Geldiği yön bu. Şimdi süratini bulacağız. Süratini bulmamız için gene benim kısaltmalarımla yaptığım bir formül var. Bu formülde de hemen size aynen burada yazdığım gibi açıklayayım. Rüzgarın hızı, biz zaten rüzgarın hızını bulacağız. Bize yüzey rüzgarının 155 yönde 1 knot olarak olduğunu söylemişti. Ana rüzgarın hızı, onu bulmamız için formülümüz bu. Rüzgar akıntısının hızı aynen burada da yazdığımız gibi çarpı 100 bölü 2.
Rüzgar akıntısının hızı drift olarak 1 knot verilmişti. 1 çarpı 100 bölü 2, 100 bölü 2 eşittir 50 knot. Yani bir önceki videoda sorduğumuz sorunun o tüme varım, bu da tümden gelim olarak da değerlendirilebilir. Bu nedenle eğer rüzgar akıntısının set ve drift'i verilirse rüzgarın geldiği yönü ve rüzgar akıntısını oluşturan ana rüzgarın süratini bu şekilde bulabiliriz.